Bilmiyorum, ben yabancıyım abi. Bir şey diyemeyeceğim. Ancak geçiniyoruz. Vallahi düşünmedim hiç. Herhalde altına yatırırdım. Yatırmazdım abi, saklardım. Eğer param olsa öncelikle Türk parasına yatırırdım yani. Türk parası değer kalsın yeterli bizim için. Param olsa ne yatırırdım? Arsaya yatırırdım herhalde. Daireye, arsaya yatırırdım. Neye yatırırdınız? Vallahi paramız olsa yok ki, ne yapalım? Arsa. Ne? Dolara değil. Başka neye yatırırdım? Ama dolar değil de başka ne? Altına yatırırım. Param olsa mı? Param yok da bir şeye yatıramam. Şimdi yatırım amaçlı arsa gibi şeylere yatırırdım. Arabaya. Paramız olsa neye yatırırız? Arsaya yatırırız. Param olsa neye yatırırdım? Bankaya. Euro'ya neye yatıracaksın başka? Fakirlere verirdim. Paramız olsa neye yatırırdık? Olmadık şeyi soruyorsun kardeşim ya. Neye yatırırdın? Vallahi bilmiyorum neye yatırırım. Olsa neye yatırım yapardınız? Türk lirasına. İnşaata abi. Altına. Hiç düşünmedim. Vallahi herhalde burada arsa alırdım ya. Neye yatırırdınız? TL. Çeyrek. Param olsa neye yatırırım? İnşaat. Neye yatırırdınız? Param zaten yok ya kardeş ya. Altına yatırırdım. Mezarın sarrafım yani kendim. Olsa neye yatırırdınız? Param olsa inek alırdım abi ya. Parayı gayrimenkule yaparım. Arsa. Param olsa harcardım. Param olsa Türk parasına yatırım yaparım. Olmayacağı kesin. Onun için düşünemiyorum. Şu anda bozduruyorum ülkemin hayrı için. Şu anda hiçbir şeye yatırım yapmıyorum. Türk lirasına yatırım yapıyorum. Şu an için. Eğitim. Param olsa neye yatırım yapardınız? Türk parası da alırım. Param olsa emlak yatırım. Şu anda param olsa gayrimenkule yatırım yaparım. Türk parasına yatıracağız tabii. Şu durumda yani gurbetçi olarak zaten oradan yabancı, burada yabancı ama yine de vatanımızı hiç kimseye bırakmayız. Hiç kim ne yaparsa yapsın vatanımızı savunmaya da olan paramızı da her zaman Türk lirasına yatıracağız. Reisin arkasında ve de yanındayız. Arsaya. Vallahi ev alırdım herhalde. Param olsa o zaman düşünürüm. Şimdi param yok.